Evet arkadaşlar, şimdi ise sıra geldi fonksiyonlara. Fonksiyonlar nedir? Ne işe yarar? Öncelikle ondan bir kısaca bahsedelim. Arkadaşlar bazen herhangi bir programlama dilinde kod yazarken belirli bölümleri tekrarlama ihtiyacımız olabilir. Bu tekrarlanan yapıları tek bir çatı altında toplamaya biz fonksiyon deriz. Bir fonksiyon yazarız ve bu fonksiyonu her yerde kullanabiliriz. İşte bu fonksiyonlar bizim işlemimizi oldukça kolaylaştırıyor. Şimdi fonksiyonlar. Şimdi bir JavaScript'te bir fonksiyon nasıl oluşturulur? Bir ilk önce ona göz atalım. İngilizce kelime olarak başlatıyoruz. Function diyoruz ve buradan sonra fonksiyonumuzun ismini yazıyoruz. Mesela selamla. Şurayı büyük de yazabilirim. S'sini de büyük yazabilirim. Hepsini de büyük yazabilirim. Selamla diyorum ve bu şekilde ifademi oluşturup artık kod bloğumu fonksiyon içi kod bloğu diyelim buraya. Buraya yazıyorum. Alert. Merhaba. Hoş geldin. Şimdi bakın, yeniliyorum. Herhangi bir değişiklik yok. Çünkü neden? Ben bu fonksiyonu tanımladım. Ama ve lakin çağırmadım. Bu arada bir önceki dersin videosu bitti. Onu kapatalım. Selamlayı çağır, yani oluşturdum selamla diye bir fonksiyon ama ben bunu çağırmadım. Peki nasıl çağıracağım? Direkt selamla diyeceğim. Bu şekilde bastığım zaman merhaba, hoş geldin dedi. Bir tane daha çalıştırabilirim. İstediğim kadar çalıştırabilirim. Çünkü ben bunu bir defa oluşturdum artık. İstediğim yerde, istediğim zaman kullanabilirim. Şimdi az önce ne dedik? Burası fonksiyonun adı. Bakın burası şu işaretlediğim yer. Fonksiyonun alacağı parametreler yeri. Yani biz fonksiyonu, çünkü bu şekilde bizim bir işimize yaramaz. Yeri gelecek çünkü biz buna fonksiyonun içerisine bir parametre göndereceğiz. Şimdi o kısma geçmeden önce bakın şöyle bir örnek yazalım. Let mesaj diyelim. Mesaj. Merhaba, hoş geldin. Tamam mı? Daha sonra alert mesaj diyelim ve selamla diyelim ve tekrardan alert mesaj diyelim. Şimdi hazır mıyız? Merhaba, hoş geldin dedi. Yani şurası çalıştı. Bakın, message is not defined dedi. Çünkü neden? Bu fonksiyonun içerisinde oluşturulan değişkene sadece fonksiyonun içerisinden erişilebilir. Peki şurada yapsaydım. Merhaba, hoş geldin. Bakın, merhaba, hoş geldin. Yani dışarıdan oluşturulan değişkene fonksiyonun içerisinden erişebilirken fonksiyonun dışından erişemedim arkadaşlar. Yani bu şekilde bir kullanımı da oluyor. Şimdi şeye göz atalım bir de. Bu fonksiyonlara, yani tabii buna geçmeden şöyle bir şey de yapalım. Mesela şimdi let mesaj merhaba hoş geldin dedik ya. Burada bir tane de let mesaj, yine aynı isimle bakın. Merhaba, burası fonksiyon diyelim. Bakın, merhaba burası fonksiyon, merhaba hoş geldin dedi. Yani nedir ki? Bunun içerisinde oluşturulan değişken her zaman dışarıdan daha üstün tutuluyor. Çünkü neden? Buradaki kod bloğunun içerisinde. Aynı isimle bakın, aynı isimle oluşturdum. Herhangi bir sorun yaşatmadı. Peki const tanımlasam? Bakın yine çalışacak ama normal şartlarda const ile yazamazdım. Yani bu şekilde bir kullanım da yapabiliyoruz. Burada kısaca özetlemem gereken şey şu. Fonksiyonun içerisinde tanımlanan değişkene dışarıdan erişemiyoruz. Fakat dışarıdan tanımlanan değişkene fonksiyonun içerisinden erişebiliyoruz. Şimdi geldik parametrelere. Şimdi az önce ne dedim arkadaşlar ben? Burası fonksiyonun ismi. Burası da parametre aldığı yer. Mesela buraya ad soyad diyelim. Tamam mı? Buraya gelelim. Alert. Şöyle ters tırnaklarımızı atalım. Hoş geldin.
Ad, soyad. Bunu da bu şekilde burada kullanayım. Buraya geleceğim ve Mert Buldur yazacağım. Bakın hoş geldin Mert Buldur şeklinde bana çıktı verdi. Yani buraya ne yaptım ben? Parametremi göndermiş oldum. Dilersem arkadaşlar burada parametrenin içerisine birden fazla veri gönderebilirim. Mesela yaş diyelim. Hoş geldin Mert Buldur. Sen X yaşındasın. Kullanırken nasıl kullanacağım? Geleceğim. Yine burada da bir virgül atacağım. Şuraya sayını yazacağım. Evet. Bakın geldi. Burada önemli olan nedir? Sıra. Yani birinciye ad soyad yazdıysam buraya da ad soyad yazacağım. Buraya yaşı yazdıysam buraya da yaşı yazmak zorunda olacağım. Peki şöyle yapsaydım. Hiçbir şey yazmasaydım. Mesela hoş geldin Mert Buldur. Sen undefined yaşındasın dedi. Çünkü neden? Bu tanımlanmadı. Peki ben buna varsayılan bir değer verebilir miyim? Tabii ki veririm. Şu şekilde yapabilirim. Bakın hoş geldin Mert Buldur. Sen 29 yaşındasın yazdı. Ama gelip buraya farklı bir değer girersem artık benim girdiğim değeri baz alacak. Şimdi fonksiyonlar sadece bu şekilde çalışmıyor. Yani girdi olduğu gibi fonksiyonlardan çıktılama da var arkadaşlar. Şimdi bunu yapalım bir de. En basitinden her yerde görebileceğiniz bir örnekten bahsedelim. Function toplama. A ve B değeri alsın. Console.log A artı B yapsın. Tamam mı? Buraya da gelelim. Toplama 10 ile 15'i bana topla diyeyim. Bakın 25 yazdı. Ama ben bazen öyle bir durumla karşılaşacağım ki bu değeri bana bu şekilde çıktılamayacak. Benim depolayabileceğim bir, yani ben şurada bakın let sonuç diyeyim. Console.log sonuç diyeyim. Bakın undefined dedi. Çünkü neden? Bunu depolayarak bana çıktı vermedi. Yani buradan bir geri dönüş olmadı ki ben bunun içerisine depolayayım. Burada ne yapıyor? Herhangi bir return yok. Şimdi fonksiyonlarda biz verileri dışarı aktarırken, yani fonksiyonun dışına aktarırken return ile bu değerleri aktarıyoruz. Mesela diyeceğim ki return a artı b. Şimdi bakın 25. Ama bu sonuç buradan geliyor. Bakın ben bu konsolu kapatırsam herhangi bir çıktılama vermez. Benim bir fonksiyonumdan elde edilen sonuç artık burada depolanır. Bu verileri depolayabiliyoruz. Şimdi şöyle bir örnek daha yapalım isterseniz. Daha bir bu return ifadesi kafada yer etsin. Function yaş kontrol diyelim ve bu fonksiyon bir yaş parametresi alsın. Eğer ki yaşımız 18'den büyükse return true desin. Bu arada fonksiyonun dışarısından bütün veri tiplerini dışarı aktarabiliriz. Onu da burada belirtmekte fayda var. Eğer 18'den küçükse return, bakın confirm parametresini, ebeveyn izni var mı diye bir soru soralım. Ve bakın ne yaptım? Ön tanımlı gelen confirm fonksiyonunu da dışarı aktardım. Şimdi ne yapacağım? Let yaş diyeceğim. Prompt kaç yaşındasın? Şöyle. Default değer vermeyeceğim ya da 18 verebiliriz. Daha sonra if yaş kontrol içerisine benim buradan gelen yaşımı koyacağım. Alert. Eğer true gelirse, çünkü bakın hop şurada yanlış yazmışım. Eğer true gelirse nedir ki? 18 yaşından büyüktür değil mi? True gelirse izin verildi. Eğer false gelirse red edildi. Tamam. Çalıştırdım. 18. Ebeveyn izni var mı? Sordu çünkü 18 büyük eşittir demedik biz. Ebeveyn izni var mı? Var. İzin verildi o zaman. Şimdi tamam. Ebeveyn izni var mı? Yok. Reddedildi. Bakın 15 diyelim. Bu sefer ebeveyn izni var mı gene sordu. Reddedildi. 20 yazarsam bu sefer beni direkt içeriye alacak. İzin verildi dedi.
Evet. Peki fonksiyon içerisinden başka bir fonksiyona erişebilir miyim? Bunu da göstereyim. Selamla adında yine bir fonksiyonumuz olsun ve bu alert merhaba buraya da isim adında bir fonksiyonumuz gelsin. Buraya da gelelim function tabii şöyle yapalım. Bu selamlaya bir isim alalım. Bu ismi de bu isim adındaki fonksiyonumuza gönderelim. İsim diyelim. Bu da isim alacağını belirtiyoruz. Ve return isimdesin. Yani biraz saçma bir şey oldu. Bunu direkt buraya yazdırabilirdik ama amaç burada iç içe kullanımı öğrenmek. Selamla diyelim. Selamla ve Mert diyelim. İsim. Tabii şöyle at. At diyelim. Şöyle hepsi aynı isimli olunca olmadı. Merhaba dedi. Şurada şu şekilde yapacağız. Bakın merhaba Mert şeklinde gelmiş oldu. Yani şöyle yenilediğim zaman yani artık bu örnekte fonksiyon içerisinde fonksiyon tanımladık ve return ifadesiyle girilen değeri geri döndürmüş olduk. Fonksiyon bölümleri oldukça önemli arkadaşlar. Olabildiğince sade anlatmaya çalıştım ama inşallah faydası olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.